Merhaba hocam. Merhabalar, merhabalar. Buradan Nasılsınız? herkese çok selam ediyorum. Tüm Eyvallah. dostlara. Bugün konuğumuz Paryon Kazıları Başkanı Profesör Doktor Vedat Keleş. 19 Mayıs Üniversitesi. Hocam devamını siz getirin. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı. Evet. Biz hocamla tanışıyoruz. 3 yıldır falan ben şeye gittikçe kazılara gittikçe uğruyorum. Biga'ya gittikçe kazılara uğradım yaz aylarında. Benim kızım da 2 kere sizinle Evet. beraber kazılara Evet. katıldı. Evet. Bugün Paryon'u konuşacağız. Genel olarak Paryon nasıl bir kenttir? Kazılar nasıl gidiyor? Ne zaman başladı? Evet. Ama önce isterseniz çok kaba olarak şöyle hangi kültüre aittir, hangi dönemler arasında yaşamış bir kenttir gibi bir özet Evet. geçelim hocam. Evet. Paryon antik kenti öncelikle bir lokalizasyonundan başlayalım. Paryon Çanakkale Boğazı'nın Marmara Denizi çıkışında, Anadolu yakasında güzel bir liman kenti. Paryon'daki kültür katmanlarını söyleyecek olursak Grek, Roma, Bizans. Tabii biz çok rastlayamadık ama birkaç tane örnek var. Osmanlı'dan bazı parçalar bulduk. Ama ağırlıklı olarak Grek ve Roma. Ama şu anki şeyde kazdığımız tabaka açısıyla söyleyelim. Şu anda karşılaştığımız buluntuların %70, %80'e yakını Roma dönemine ait. Dolayısıyla Grekler, Romalılar, Bizanslılar, Bizans'ta çok yoğun var ve sonrasında da Osmanlılar çok az gelmiş galiba ya da bize şu anda denk gelmedi. Böyle bir şey var, kültürel stratigrafi katmanlaşma var Paryon'da. O zaman çok uzun bir dönemden bahsediyoruz. Tabii milattan önce 709 ve yani milattan önce 709 dersek 700 yıl ya da 800 yıl oradan diyelim 1000, 2000-2500 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. Sürekli isken görmüş bir kentten bahsediyoruz. Yani çünkü bir kere Çanakkale Boğazı Anadolu'da kültürel birikimin en fazla olduğu yerlerden bir tanesi. Milattan önce 750'de başlayıp 550'ye kadar devam eden Grek kolonizasyon sürecinin en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi. Buradan yanlış anlaşılmasın. Grek kolonizasyonu derken sadece Yunanistan'dan gelenler değil, Anadolu'nun İonya bölgesinden gelenlerin daha fazla ağırlıklı olduğu bir kolonizasyondan bahsediyorum ben. Yani yine Anadolu'lu halkların yapmış olduğu bir kolonizasyondan bahsediyoruz ki bunların başını Milet çekiyordu. Miletos önce Propontis dediğimiz bizim Paryon'un bulunduğu bölgede ve daha sonra da Karadeniz bölgesinde çok yoğun bir kolonizasyon gerçekleştirmiş. Paryon da büyük ihtimalle bu süreçte kolonize edilmiş bir kent. Ama tabii bunun daha öncesinde orada yerel halk var mıydı? Bir tek buluntu bizim o da yamaç hamamında ele geçen bir terrakota figürün bize Paryon'un o antik kaynakların ifade ettiği 709'dan önce de burada yerleşildiğini kanıtlayan bir tek bir buluntu olarak karşımıza duruyor şu anda. Evet. Şimdi ben bir Bigalı olarak o köyde, Kemer Köyü'nde zaman Evet. zaman denize gitmek için 70'lerde falan bulundum ve beni büyüleyen mekanlardan biriydi. Çünkü işte denizinde mermerler vardı, sütunlar vardı. Sütun başlıkları sağda solda görülüyordu. Aynen duruyor onlar. Evet, köylülerin kullandığı bir takım yalak bile veya işte ne bileyim Evet. bir ahıra girerken kullanılan basamak bile antik dönemden kalma şeylerden oluşuyordu. Köyün de adı üstünde Kemer'di. O da bir su kemerinden adını Evet. almıştı. Biz o zamanlar bu kadar olağanüstü bir büyük bir kentin orada olduğuna dair bir fikrimiz yoktu tabii ki. Çünkü buluntular çok Evet. azdı. Şimdi de hocam şeye girebilir miyiz? Bu Kemer'deki kazılar ne zaman başladı? Evet. Neler, hangi dönemde başladı ve bugüne kadar nasıl gitti? Evet. İsmail Bey, Paryon kazılarının hikayesi 1995 yılında başladı. Ben tabii o zamanlar Erzurum Hatetik Üniversitesi'nde çalışıyordum. Orada hocam Profesör Doktor Cevat Başaran ile beraber yine Çanakkale'deki, o da zaten Çanakkale'li Bayram İşti'ydi. Skepsis'te bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiştik. Bayram İşti tarafında bir baraj altında kalacak olan, Bayram İşti Barajı'nın altında kalacak olan bir kentte bir kurtarma kazısı gerçekleştirdiğimiz esnada Kemer Köyü'ne bir ziyarette bulunduk. O ziyaret sırasında baktık ki burada çok yoğun bir arkeolojik
potansiyel var. Onun akabinde hocamız 1996 yılında bir yüzey araştırması talep etti Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan. İzin çıktı. Dolayısıyla ilk kez 1997 yılında 4 kişilik bir ekiple bir yüzey araştırması gerçekleştirdik. Adı da Kuzey Turhas Yüzey Araştırmaları adı altında. İlk defa detaylı bir şekilde o zaman gezmeye başladık Baryon'u. Tabii ardından 1999 yılında ve 2002 yıllarında bu yüzey araştırmaları devam etti. Tabii bu yüzey araştırmalarının bize vermiş olduğu en önemli sonuç şuydu. Bu bölgede özellikle Paryon'un bulunduğu coğrafyada çok yoğun bir arkeolojik potansiyelin var olduğu, büyük bir kentin olduğu. Ancak o oranda da eğer kısa zamanda el atılmazsa bu arkeolojik varlığın yok olup gideceği şeklinde bir sonuç bizim karşımızda duruyordu. Dolayısıyla 1997 yılından ilk kazıların başladığı 2005 yılına kadar sürekli bakanlığa bir kazı başvurusu yaptık. Bu başvurularımız 2004 yılında sonuç verdi. Ama tabii biz tam 2005 yılında kazıya başlayacağımız esnada 2004 yılında şu anki resmi sponsorumuz İçtaş Kemerköy'de bir ilkokul yapacaktı. Bir eski ilkokulun yerine yeni bir ilkokul. Onu da tesadüf olarak Paryon'un antik nekropolinde, tabii onlar bilmiyorlardı nekropol olduğunu, orada bir ilkokul yapılacağı sırada kepçeler çalışmaya başlayınca antik mezarlarla karşılaşılması üzerine çalışmalar da herhalde durduruluyor ve Çanakkale Müzesi bir kurtarma kazısı gerçekleştiriyor Paryon'da. Biz o senesi Çanakkale Müzesi çalıştığı için ve biraz da zaman geç olduğu için gelmemiştik. Ama 2005 yılında çalışmalar ilk olarak nekropolde başladı. Yani Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nin bıraktığı yerden devam edildi 2005 yılında. Ve tabii yapılan kazılarda çok zengin buluntular ele geçti. Çünkü Paryon nekropoli gerçekten çok uzun süre kullanım görmüş ve belki de o bölgenin en güzel nekropollerinden, en güzel buluntu veren nekropollerinden bir tanesiydi. Hocam. Dolayısıyla hocam, tabii bu arkeolojik anlamda. Hocam. Nekropol mezarlık mıdır? Nekropol antik dönemde antik kentlerin mezarlığı. Tamam. Nekropolis ölüler kenti olarak ifade ediliyor ve genelde kentlerin dışında bulunan bir ne diyelim yer olarak tanımlıyoruz biz nekropolleri. Onun dışında işte bu 2005 yılında ilk kez kentin Güney Nekropolinde kazılar başladı. Ardından 2006 yılında biz çalışmaları nekropolden daha farklı. Bugün şu anda işte tiyatronun, odyonun bulunduğu yerlere kaydırdık. Orada çalışmaya başladık İsmail Bey. Orada da 2006 yılında bugünkü Roma Hamamı'nın bulunduğu yer ve tiyatroda ilk defa çalışmalara başladık. Ve böylece 2006, 2007, 2008 yılına kadar tabii çalışmalar bakanlığımızın verdiği izin ve desteklerle devam etti. Ama tabii her kazının bir zorluğu vardır. Başlangıç aşamasında bir zorluk vardır. Bu zorluklarla biz de karşılaştık. En başta bir kere yani tabii köylüler bizi kabullenmek istemediler. Oradaki yerel idareden çok fazla destek bulamadık maalesef o dönemlerde, yani 2005, 2006, 2007 yıllarında. Kendi yağımızla kavrulmaya çalıştık diyelim. Ekip de oldukça küçüktü. Ama 2008 yılında Paryon kazılarının belki de kaderini değiştirecek iki önemli gelişme yaşandı. Bir tanesi bugünkü kazı evinin bulunduğu yerin sahibi, buradan kendisini yine saygıyla anıyorum, selam gönderiyorum, Murat Nurova beyefendi bize evini açtı. Dedi ki burada kalabilirsiniz hocam, dedi, siz dedi burada sıkıntı yaşıyorsunuz, buyurun benim evimde kalın dedi. O bize evini verdi. Hemen akabinde İçtaş Anonim Şirketi Paryon kazılarının resmi sponsorluğunu üstlenmesiyle beraber Paryon kazılarında ciddi bir ivme olmaya başladı. Yani gerek altyapı anlamında, gerek teknik malzeme anlamında ve gerekse iş gücü anlamında ciddi bir altyapıya sahip oldu Paryon kazıları ve 2008 yılından sonra gerçekten de ülkemizin en hızlı gelişen arkeolojik kazılarından biri haline geldi. Bugün geldiğimiz noktada Paryon, tabii bunun birkaç bileşeni var İsmail Bey. Bu bileşenleri birkaç şeye ayırırsak bu şekilde yanıtlamak istiyorum. Bir kere kazı anlamında olaya baktığımız zaman bugün 11 sektörde kazı çalışmalarının yapıldığı, 11 sektörde, çünkü az değildir bir arkeolojik kazı 11 sektörde çalışmak, ki bu sektörlerden bazılarında da kazılar işte Odeon gibi, Şapel, Sevgililer Şapeli gibi kazı çalışmaları neredeyse bitmiş durumda. 11 sektörde devam eden bir kazı şu anda Paryon kazısı. Onun dışında bir akademik olarak da son derece gelişti. Bugün geldiğimiz noktada
arkeologlarıyla, epigraflarıyla, antropologlarıyla, kendi bünyesinden yetiştirdiği bilim adamlarıyla gerçekten çok ciddi bir güce sahip Paryon kazısı. Ve Paryon kazısında şu anda çalışmayan ama başka kazılarda kazı başkanlığı yapan öğrencilerimiz de var. Yani Paryon kazısı çok ciddi anlamda akademisyen yetiştiren de bir kazı olmuştur. Bugün mesela bakanlığımızın kazıları 12 aya çıkarmasıyla beraber bütün kazılara arkeolog ve restoratörler alındı. Bugün Türkiye kazılarında çalışan restoratörlerin, TTK bünyesinde çalışan restoratörlerin nereden baksan tamamına yakını Paryon'da yetişmiş insanlardır. Bizim öyle kazımızda mi? Yetişmiş, evet. Şu anda başka kazılarda görev alan arkadaşlardır. Dediğim gibi insan yetiştirme anlamında da çok ciddi bir kazı. Restorasyon, konservasyon anlamında da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. 2016 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve resmi sponsorumuz İçtaş'ın destekleriyle beraber gerçekleştirmiş olduğumuz restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla Aşıklar Şapeli'ni çok belki de Anadolu'da örnek olacak bir tarzda üstünü kapattık ve bugün turizm açmış durumdayız. Roma Hammamı'nın üstünü kapattık güzel bir şekilde. Ayrıca kazıldıkça ekleme yapılabilecek bir tarzda. Bunun yanında bir takım tanıtım broşürleri hazırladık. O da gerçekten güzel bir çalışma oldu. Her anlamıyla örnek bir çalışma oldu. Bunun dışında konservasyon, şu anda Paryon kazısı, kazıdan ele geçen bütün küçük eserlerin restorasyonunun ve konservasyonunun rahatlıkla yapılabileceği bir altyapıya, donanıma sahip ve insan gücüne de sahip bir arkeolojik kazı. Bunun yanında son yıllarda bazı projelere de imza attık. Yine resmi sponsorumuz İçtaş'la beraber ödüllü projelerden bir tanesi Küçük Arkeologlar Projesi. Bunun yanında Paryon kazıları çeşitli üniversitelerin yapmış olduğu TÜBİTAK projelerine de destek veren bir kazıdır. Ve son 3-4 yılda da turizm anlamında ciddi bir aşama kaydettik. Paryon'un sizce en önemli buluntularını bize anlatır mısınız? Bunu şunun için istiyorum, siz daha yüzey araştırmasından itibaren bu işin içinde olduğunuzu anladım anlattıklarınızdan. Evet, evet, dolayısıyla evet. Ta 20. yüzyıldan beri buradasınız, 25 yılı geçmiş bu iş. Değil mi? Geçti tabii ki. Tabii ki evet. 95'ten hesap edersek geçti. Evet. Şimdi mesela yüzey araştırmasında önemli bir arkeolojik alan olduğunu fark etmiş olabilirsiniz ama kazdıkça yine de sizi şaşırtan bir sürü şey olmuştur. Biraz onlardan bahseder misiniz? Önemli buluntulardan. Şimdi İsmail Bey, bizim için tabii her buluntu değerlidir. Ama şunu derseniz bana, bu kadar süre zarfında yani böyle envanterlik eser anlamında müzelerde sergilenebilecek değerde hangi eserleriniz var derseniz, çıkan eserlerden kısaca bahsedeyim. Mesela 2005 Güney Nekropol kazılarında ele geçen bronz amfora şu anda Çanakkale Müzesi'nde sergilenmekte. Ki bunun üzerinde bir güzel bir restorasyon, konservasyon uygulaması da gerçekleştirildi. O mesela çok unik bir buluntu, yani tekil bir buluntu. Trakya Makedon etkili bir buluntu. Üzerinde Orfik Dionizyak ritüellerin yer aldığı çok güzel bir eser. Çanakkale Turiye Müzesi'nde bugün gidip görülebilir. Bunun yanında yine o müzede sergilenen epigrafik buluntularımız var. Paryon'un tarihine çok ciddi katkılar sağlayabilecek buluntular var. Bunun yanında üzerinde zifaf sahnesinin yer aldığı bir Ampullaya buluntumuz var ki çok fazla örneği yoktur Anadolu'da. Odeon kazılarında ele geçen Artemis Paşı çok önemli. Çünkü boyalı bir şekilde ele geçti. Üzerindeki boyalar halen daha duruyordu. O da yine Çanakkale Turiye Müzesi'nde görülebilir. Bunun dışında Triton heykelimiz, tiyatro kazılarından ele geçen Triton heykeli. O da mükemmel bir buluntu. O da şu anda Turiye Müzesi'nde belki de en güzel eserlerden bir tanesi. Onun dışında tabii yine nekropol kazılarından ele geçen diademler var, altın küpeler var. Onlar da tabii toplumun üst tabakasına ait, en azından Paryon'un zenginliğini bize ifade edebilecek türden eserler. Ve onun dışında mesela tiyatro kazılarından ele geçen 3 tane arşitra bloğu var ki bunun üzerindeki yazıt Latince bir yazıt ama bize Paryon'un Roma dönemi tarihi hakkında çok ciddi bilgiler veren bir buluntu bizim için. Onun yanında tabii tiyatro kazılarından ele geçen ve bugün Paryon kazı evindeydi onlar. Şimdi Agora'nın önüne aldık onları. Tiyatro kazılarından ele geçen mesela üzerinde Demeter'in kızı Persephone'yi araması mitolojisinin işlendiği
Skerafrons alındıkları oldukça önemli. Bunun yanında yine tiyatro kazılarından ele geçen üzerinde İmparator Vespasyan'ın kült yazıtının yer aldığı sütun oldukça önemli. Bunlar tekil buluntular olarak. Evet, ama evet. Tiyatro, Odeon mesela, Odeon şu anda Çanakkale bölgesinin en iyi korunmuş ve en büyük odeonlarından bir tanesi. Tiyatro keza 5000 kişilik bir tiyatro. Roma Hamamı mimarisiyle Anadolu'da çok az örneği olan bir eser, bir yapı. Ve Yamaç Hamamı belki de Anadolu'da hiç plan örneği bulunmayan bir eser. Dolayısıyla hakikaten Parion bir Roma kolonisi olduğu için, İsmail Bey bir Roma kolonisi olduğu için, Parion'daki bulunan bütün yapılar arkeolojik anlamda Anadolu'daki diğer benzer yapılardan biraz daha farklılık gösteriyor. Evet hocam, peki şapelden bahsetmediniz, o Aşıklar Şapeli denen. Şapel şöyle, biz şapelin hikayesi de şu şekilde, Aşıklar Şapeli 2000 yanılmıyorsam 8 ya da 9 yılı, 2009 ya da 10 yıllarında Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, biz o zaman İçtaş'ın orada bir termik santral yapılacaktı, şu anki termik santral. Orada bir kültür varlığı var mı diye bize bir görev tevdi edildi hocamıza. Biz de orada 1000'e yakın sondaj açtık o bölgede. Evet. Aşıklar Şapeli'nin bulunduğu yerde bir arkeolojik dokuya rastladık. Oradaki kazıyı genişletme kararı aldık. Karşımıza yarısı tahrip olmuş bir şapel çıktı. Bir Bizans şapeli. Burada yapılan kazılarda iki tane mezar bulduk ki bunlardan bir tanesi işte o zamanki antropologların vermiş olduğu bilgilere göre biri erkek, biri kadın, bir şapel, bir mezar. Bunun üzerine hocamız Cevat Başaran bu yapıya hadi Aşıklar Şapeli diyelim dedi. Böyle bir isimlendirmede bulundu ve adı öyle kaldı. Ondan sonra biz işte 2016 yılındaki restorasyon projesiyle üstünü kapattık. Çok güzel bir koruma önlemi aldık. Bugün belki de antik kentte gelen turistlerin en çok görmek istediği yer Aşıklar Şapeli. Buranın bir başka önemi de şu, bir ağır sanayi tesisi içerisinde bir kültür varlığının nasıl korunabileceği noktasında da gerçekten son derece önemli bir yapı, yani önemli bir koruma çalışması oldu bizim için. Evet, peki yani, hocam, bulunduğu yer eskiden beri Aşıklar Tepesi olarak anılan bir yermiş. Evet, o da ilginç. Evet. Yani o da tabii onu biz sonradan öğrendik. Yani biz hiç böyle bir şey bilmiyorduk. Hocamın hadi burası Aşıklar Şapeli olsun dedik ama orası halk adında Aşıklar Tepesi olarak biliniyormuş. Ha bunun tabii bununla bir alakası var mıdır? Bilemiyorum ama o da çok cuk oturdu böyle yani. İlginç ama tabii bu işler hep böyle söylenceler gelir, gider. Neden olmasın? Belki de böyle bir gelenek gelmiştir o günden bugüne kadar. Olabilir, evet. Peki hocam, sizce Parion'un en önemli, en ilginç özelliği nedir? Demografik açıdan olabilir, ticari açıdan olabilir.